Evet değerli izleyenler, yeniden sizlerle birlikteyiz. Tokat'ta muhteşem bir organizasyonun artık final maçına doğru geldik. Turnuvamızda Ali Göktürk benli, Fares Sağuy'u mağlup etti, finale yükseldi. Galip Unay, Ali Osman'ı yendi, finale yükseldi. Ve şimdi 75 kiloda dörtlü turnuvamızda final maçımız için vakit geldi, çattı. Ali Göktürk benli ve Galip Unay kozlarını paylaşacaklar gecenin şampiyonu olmak için, kemeri almak için. Ve mikrofon şimdi Şenol İpek'te, sporcuları ringe çağıracak. Evet. Evet. Mavi köşe Ali Göktürk benli, lakabı Reis. Memleketi Adana, Türkiye. 22 yaşında, 1.80 boyunda, 75 kilo ağırlığında. 4 maçı var. 3 galibiyeti, 2 nakavtu var. Antrenörü Lehize Hilal benli, Ahmet Alparslan benli. Kulübü Göktürkler Spor Kulübü. Vanilla. Ve kırmızı köşe Galip Unay, Trabzon, Türkiye. 28 yaşında, 1.74 boyunda, 75 kilo ağırlığında. 6 maçı var, 5 maçını kazanmış, 1 maçını kaybetmiş. Antrenörü Mustafa Durmuşoğlu. Ve gecemizin hakemi Engin Ensar Atılgan. Karşılaşmayı Engin Ensar Atılgan yönetecek. Değerli izleyenler, ve gecemizin son maçında Kickbox Milli Takım Teknik Direktörü, aynı zamanda federasyon temsilcisi olarak burada Sayın Abdullah Soytürk hocamla birlikte sizlere aktaracağız bu maçı. O bizlerle birlikte. Abdullah hocam, güzel bir turnuva, güzel bir gece, artık finale de gelmiş durumdayız. Ne bekliyoruz bu maçtan? Hem galibi hem evet, Ali'yi izleme şansına sahip olduk. Yarı final karşılaşmalarında neler düşünüyorsunuz? Yok, Ali ilk maçında gerçekten zorlu bir rakibi yendi. Yok, boğuşmak yok, güreşmek yok. Kendisi de Kabir biraz yıprandı. Başarılar. Ama güzel bir maç olacağına inanıyorum. Galip daha diri görüyorum. Ama biraz sonra maçın sonucunu birlikte göreceğiz ama buradan Kickbox Federasyon Başkanım Sayın Salim Kayıcı'ya bir teşekkür gönderelim. Kendisine teşekkürümü iletiyorum. Evet, çok teşekkürler iletelim Salim Başkan'a da ve maçımıza geçelim. Değerli izleyenler, Ali Göktürk benli ve Galip Unay karşı karşıya. Ali mavi köşede, Galip kırmızı köşede. Değerli izleyenler, şimdi tabii ki iki sporcu da bu geceki ikinci maçlarına çıkıyorlar, hatırlatalım. Ali Göktürk benli ve Fares Sağuy arasında çok sert bir karşılaşma izlemiştik. Ali Göktürk benli'nin orada aldığı cezalar biraz aslında, düzeltiyorum, rakibinin aldığı cezalar biraz Ali Göktürk benli'nin de işine yaradı ve finale yükseldi bu sayede. Galip Unay Ali Osman'la karşı karşıya geldi ve gayet iyi gözüktü. Gecenin ilk karşılaşmasında kendi adına. Şimdi burada bakalım ne olacak. İki sporcu da gayet sert bir şekilde başladılar. Tabi Ali Göktürk benliğinin Galip Unay'a karşı bir boy avantajı var. Görebildiğiniz gibi 6 santimetre daha uzun rakibinden Ali Göktürk benliği. Kafadan tutma. Tamam, kafadan burada tutmak acaba yok. Final maçında ne olacak? Yani aslında hocam, turnuva öncesi baktığımızda, gece öncesinde baktığımızda Ali Göktürk benli ve Fares Sağuy biraz daha Galip'ten ve Ali Osman'dan üstü görünüyorlardı. Yani daha favoriye biraz daha yakın gözüküyorlardı. Herkes çok yakın birbirine, ayrı konu ama ve çok da sert bir maçtan çıktılar. Galip ise çok daha diri gözüktü açıkçası. Çok daha iyi gözüktü gecenin ilk yarı final karşılaşmasında. Ama tabii ki ilk maçlardan sonra uzunca bir süre dinlenme şansı buldu sporcular. Şimdi bakalım bu maça kendilerini nasıl taşıyacaklar? Ali Göktürk benli de benim gördüğüm ikinci, üçüncü roundda savaşmayı bırakmıyor. Onun için Galip'in ikinci ve üçüncü roundtaki göstereceği performans da çok önemli. Ali yoksa diri bir, güçlü bir fiziğe sahip. Bu maç birbirine denk iki sporcunun çarpışması. Bakalım sonucunda kim çıkacak? Kesinlikle öyle. Şimdi Galip sağ köşesiyle geldi Ali. Hemen kendi oradan kurtardı, üstüne gidiyor. Rakibinin solla yakaladı onu Galip Unay. Ali Göktürk benliğinden iyi bir kombinasyon. Ardından diz isabeti geldi. Ali üstüne gidiyor rakibinin. Galip sırtını iplere verdi. Oradan kurtuldu. Sol köşeyle yakalamak istedi. Olmadı. Şimdi Ali'den güzel bir sol. Stop! Break! Fighters! Fight! Roundun da yavaş yavaş son dakikası içindeyiz. Oralara geldik değerli izleyenler. Backfist'i denedi. Olmadı Ali Göktürk benli. Ters karttan düze doğru döndü tekrar şimdi. Karşılıklı dizler ve Ensar Atılgan ayırdı sporcuları.
Yani gece boyunca çok denk karşılaşmalar izledik. Bu da onlardan biri. Hakikaten de finale yakışır, finale yarışır bir karşılaşma başlangıcı oldu şu ana kadar. Ali Göktürk Benli üstüne gitti rakibinin. Sağ kroşu ardından diz isabeti geldi. Sarılma. Fight. Son 10 saniye. Low kick. Sağ kroşeyi kaçırdı Galip Unay. Ve ilk roundun sonuna geldik. İyi başladı hocam karşılaşma. Hakikaten final maçının hakkını veren şekilde başladı. Ali Göktürk Benli'de Galip Unay'da. Finale yakışır bir maç izliyoruz. Fakat biraz Ali Göktürk Benli'yi kemeri daha fazla istiyor gibi gördüm. Bir de Galip sol yumrukları çok alıyor. Sağ gözünde belirgin bir şekilde bir şişlik oluşmaya başladı. Bu ikinci, üçüncü roundda bu darbeleri alırsa belki bir açılmaya sebep olabilir. O yüzden dolayı dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani iki sporcunun da bu geceki dördüncü roundlarını tamamladığını bir daha hatırlatalım. Yani zaten belli darbeler aldılar. Burada da Abdullah Hoca'nın da bahsettiği gibi sağ gözünün üstünde bir şişlik var net bir şekilde Galip Unay'ın. Ali Göktürk Benli gerçekten istekli başladı ama karşılaşmayı onu bir kez daha söylemek lazım, altını çizmek lazım. Çünkü Ali'nin maç yaptığı Farezi daha önceki maçlarından tanıyorum. Gerçekten çok sert ve diri biriydi. Yani onu yenmek kolay değildi. Fakat öyle bir maçtan böyle performansla Ali devam ediyor. Yani kendisini buradan tebrik ediyorum. Buradan Alparslan Hoca ile Osman Hoca'yı da tebrik ederim. Gerçekten iyi sporcular yetiştirmişler. Tabi Ali Göktürk Benli, Alparslan Hoca'nın da kardeşi. Tabi. Ahmet Alparslan Benli'nin kardeşi. Ali Göktürk Benli. Break. O da yine bu camiada gayet iyi tanıdığımız isimlerden bir tanesi. İkinci rounddayız. Galip Unay biraz daha iyi başlamak istiyor ikinci roundda ama rakibin üstüne giderken bir yakalandı. Şimdi Ali Göktürk Benli sol kroşesiyle geldi. O solları almaya devam ediyor Galip. Dizler var karşılıklı. Ensar Hoca girdi araya. Kafa yukarıda. Fight. Ali Göktürk Benli bastırıyor. Dönerek geldi. Kapanmayı başardı burada Galip ama ardından üst üste üst üste. Yumruklar kaburgasına doğru Galip Unay'ın. Sol direkt denemesindeydi Galip Unay. Stop. Ali bu kemeri Adana'ya götüreceğim diyor. Sarılma. Fight. Hocam tabii bu gecede de bolca gördük yani son gonga kadar hiçbir şey belli olmaz açıkçası. Her şey olabilir. Ağır siklette 5 round gördük. Gerçekten ve kıran kırana 5 round gördük. Bu arada iki sporcunun da o maçlardan gayet iyi durumda olduğunu şu anda sizlere iletelim değerli izleyenler. Çok zorlu bir maçtan çıkmıştı onlar da. Bir kez daha tebrik edelim. Abdülfazıl da, Agabeki de. Şimdi sol kroşe yaradı. Ali Göktürk Benli olmadı. Stop! Stop! İtme. Fight! Sol sağ kombinasyonu geldi. Ali Göktürk Benli'den bir kez daha aynısını yaptı. Galip'in tekmesini bloklamayı çok rahat başardı. İyi kapandı o da rakibinin bir ikisine karşılık. Long kick isabeti. Ali Göktürk Benli yine bastırdı. Galip sırt iplerdeyken darbeleri alıyor. Yine sol sağ ile geldi. Sol direk ardından sağ low kick isabetli. Dış low kickle geldi yine burada Galip Unay. Sol tekmesini gönderdi. Ali Göktürk Benli şimdi bastırıyor rakibine doğru. Ali yine üstüne gitti rakibini sıkıştırdı köşeye. Ensar Atılgan girdi araya. İnanılmaz bir knockout. Roundun sonlarında Ali Göktürk Benli yere yıkmayı başardı Galip Unay'ı.
Çok ilginç bir son. Gong çalmadan iki sporcu da bırakır gibi oldular maçı. Ali'ye daha round'un bitmediğinin farkındaydı. Spinning backfist'le knockout'ı buluyor. Herkes durdu. Round bitti diye. Ali Göktürkmenli durmadı. Spinning backfist knockout'ı, turnuva galibiyetini ona getirdi. Bir round önce konuşmuştuk. Gong çalmadan hiçbir şey bitmez. Kickbox sporu böyle bir spor. Gong çalmadan, elin havaya kalkmadan galip değilsin. Neden beklediğini anlamıyorum. Galip neden bekleyip knockout oldu. Anlamsız bir knockoutla maçı kaybetti. Bu da bir sporcunun son saniyeye kadar uyanık olmasının gerektiğini öğreten bir knockout oldu. Şimdi hocam bir kez daha izleyelim. Bak, İşte burada daha bitmeden round. Aynen. Bir an aslında Ali de bırakır gibi oldu önce. Ali biraz bırakır gibi olunca galip de Ali tamamen uyuttu. Bıraktı. Ali biliyordu round'un bitmediğini. Evet. Burada Ali Spinning Breakfast bitirdi maçı. Aynen. Ya gong bitmeden maçı asla bırakamazsınız. Kendinizi savunmayı asla bırakamazsınız. Gong çalmamıştı, round bitmemişti. Kickboksa ders olarak anlatılması gereken bir knockout. Hiçbir zaman hakem ayırmadan ve gong çalmadan bırakmayacaksın, elini indirmeyeceksin. Bunu bütün antrenör arkadaşların salonlarda sporculara, yeni yetişen sporculara bunu anlatması gereken bir şey. Ve bu aslında başa baş giden bir maçta anlamsız bir şekilde knockout oldu. Ama bu da bizim sporun cilvesi. Ya kesinlikle öyle, bir de tabii hemen sağlıklıkları geldi yanına. Galip Ünal şu anda kendinde bir problemi yok. Bunu hatırlatalım. İşte ekranlarımızda da yansıyor kendisi ama. Hocam her sporda bu geçerli. Son düdüğe, son gonga kadar bırakmamanız lazım. Hakem bir araya girene kadar. Burada da yani bir de şöyle bir durum var. Özellikle böyle bir sporda kendi sağlığınızı da, kariyerinizi riske atıyorsunuz biraz böyle bir şey yaparak. Evet. Çok basit bir hata. 5 saniye önce bıraktı maçı Galip ve nakavt olarak kaybetti. Ama burada da Ali Göktürkmenli bunu oraya taşıdı. Yani Galip'e maçı bırakıp arkasını dönüp gidiyor imajını verip oradan knockout etti. Yani buradan onu da kutluyorum, gerçekten uyanık bir taktikle. Ama işte Galip onu değerlendirebilirdi aslında. Yani. Aynen. Round'un bitmediğinin farkında olsa. Ardından da round bitmeyince Ali Göktürkmenli çok net bir knockout galibiyeti buldu. Galip Unay kendine gelmiş durumda. Çok iyi de bir ilk maç çıkarmıştı açıkçası ama ikinci round'un ikinci maçının, final maçının ikinci round'unun son saniyelerinde yaptığı bu hata çok pahalıya mal oldu ona. Yani bir round önce konuştuğumuzu bir round sonra yaşadık. İşte bir kez daha izleyeceğiz. Burada Galip Unay round bitti diye bırakınca Ali Göktürkmenli knockout'a ulaştı. Tekrar da ekranlarımıza yansıyor. Gerçekten çok net bir knockout galibiyetine ulaşmış oldu böylece Ali Göktürkmenli. İşte Galip burada bırakınca fırsatı değerlendirdi Ali Göktürkmenli. Ve knockout'la turnuvamızın galibiyetine ulaştı. Birazdan kemerin de sahibi olacak. Kemer de şimdi ringe doğru gidiyor değerli izleyenler. Bu tip organizasyonlarla böyle genç sporcularımıza çok ciddi anlamda yer etmeye başladılar. Hocam hemen araya giriyorum. Pası ringe doğru atalım. Sevgili İzgecan, teşekkür ediyorum. Maçın ikinci raundunun son, gerçekten son saniyesidir. Son saniyelerinde Ali Göktürk Benli kemeri alıyor. Gerçekten tebrik ediyoruz. Evet, Ali Göktürk Benli kazandı. Maçtı. İki sporcumuzu da kutluyoruz. Kemeri aldı. Ve işte o kemer şimdi onun belinde. Tokat'ta Arsan Turan organizasyonunda dörtlü turnuvamızda kemerin sahibi olmayı başarıyor Ali Göktürk Benli. Hocam kolay değil tabii yani, ne olursa olsun bir gecede iki maça çıkmak, bir yarı final bir final hiç kolay değil. İki sporcuyu da bu yüzden tebrik etmek gerekiyor gösterdikleri yani, efordan, sarf ettikleri Ali, çabadan dolayı. Ben tebrik ediyorum Ali Göktürkmenli'yi, gerçekten çok zorlu bir rakibi birinci maçta yenerek ve 3 round ciddi anlamda çarpışarak geldi. Ve böyle bir maçın arkasına da böyle bir knockoutla maçı bitirmesi de yani tebrik edilecek. Dediğim gibi zaten
bu kemeri çok istiyordu. Başından beridir istediğini gösterdi yani. Evet, kesinlikle öyle. En başından bunu göstermişti, ardından da kazanmayı başardı. Evet değerli izleyenler, böylelikle artık yavaş yavaş gecemizin sonuna geliyoruz. Tokat'ta Ersan Turan organizasyonunda muhteşem bir geceyi geride bıraktık. Açık havada Yeşil Irmak kıyısında, Kanal Tokat alanında. Hakikaten çok keyifli bir gece oldu. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Abdullah Hocam size de çok teşekkürler. Yayınımıza da en katkınız. Değerli yorumlarınızdan buradan, dolayı. Buradan sizin de yaşadığınız Polatlı'ya da bir selam. Polatlı halkına da selam söylüyorum. Evet değerli izleyenler, böylelikle artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ali Göktürk Benli'nin turnuva şampiyonluğuyla birlikte geride bıraktığımız 5 küsür yıl dolayısıyla bu ekranlarda Acun Medya TV8.5'a bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten aile gibi olduk. Yani bu yayınların size ulaşmasında hem kanal tarafında hem prodüksiyon tarafında, organizasyon tarafında emeği geçen çok fazla isim var ama ben bir isme özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Barış Aragül'ü TV8.5 Ring Sporları koordinatörü olarak bu sporların bu noktaya gelmesinde, bu yayınların bu noktaya gelmesinde çok büyük bir emek sarf ettiği geçtiğimiz yıllar boyunca. Özellikle ben sevgili Barış'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum değerli izleyenler. Ve artık sizlere veda ediyoruz. Yönetmenimiz sevgili Teoman Kozan, ring anonsörümüz sevgili Şenol İpek, spikeriniz ben İzgecan Günal ve yayının size ulaşmasını emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.